Merhabalar. Bizleri özlediniz mi? Biz canlı yayın yapmayı çok özledik. Şimdi çok oyalanmadan hemen konuya bir giriş yapıyorum. Sizler de yavaş yavaş gelirken Aysu Melis'i davet ediyor olacağım. Benim adım Mehtap Sağıroğlu. Beşire Bulut Nefes Sistemi koçlarından kıdemli koçum. Şimdi yayına davet edeceğim arkadaşım Aysu Melis Bağlan'da sistemimizin master koçlarından. Bugün Aysu Melis'le birlikte parayı konuşacağız. Biz nefese başlamadan önce parayla ilgili bilincimiz nasıldı? Nefesten sonra paraya nasıl bakmaya başladık? Parayla ilgili ilişkimiz ne durumda? Bunları konuşacağız. Ve siz lütfen aşağıdan sorularınızı yazın. Sorularınızı Aysu Melis'e yöneltmek isterim. Şimdi yavaş yavaş, çok da oyalanmadan Aysu ile birlikte yapalım istiyorum açılışı. Şimdi onu da buraya... Hoş geldin Hoş buldum. Aysu Ne haber? Melis. İyi bir tanem. Özlemişiz değil mi? Evet valla koca bir yaz geçti. Düzenli canlı yayınlara kış dönemiyle Başlıyoruz. beraber biz de döndük. Hoş bulduk efendim. Vallahi bence de hoş bulduk. Ne haber? Keyfin nasıl? Çok Birazcık iyiyim. böyle ufaktan sohbet edelim ki yavaş yavaş geliyor bizimkiler. Çok iyiyim. Her şey yolunda. Kamplarımız, seanslarımız devam ediyor. Takip edenler Şahane. zaten Evet. beraberiz. Her şey yolunda benim için. Çok keyifli gidiyor. Senin? Benden de şahane, çok güzel gidiyor. Biz bu yaz Aysu'yla bayağı gezdik. Evet. Birazcık da doğanın içindeydik. Çok fazla yoga ve nefesle hemhaldik. Çok fazla şey biriktirdik. Benim dilim şişti. Konuşmak istiyorum. Yayınlara başlamak istiyorum artık. Sende durumlar nasıl? Vallahi konuşuruz, akarız. Güzel yani. Dinlemek de güzel, konuşmak da güzel. Evet, Hem ikisi de yapayım bu yayını keyifli. diyorum. Bu benim konuşmaktan ve üstüne böyle oyunlar oynamaktan en keyif aldığım konulardan bir tanesi Evet. para. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Nasılsın? Ya şu an çok iyiyim tabii. Fakat nefesten önceki versiyonumda durum çok parlak değildi. Yani şimdi lütfen bütün takip edenler kendilerine sorsunlar. Parayla ilgili konuşmakta nasıllar? Ben nefesten önce hiç iyi değildim. Para hakkında konuşmak, alınan verilen para hakkında konuşmak, işte kaç para kazandığını bir ayda örneğin kaç para yarattığını söylemek işte hep ayıp. Ondan sonra bir sürü kısıtın içinde parayla bir işler yapmaya çalışıyordum. Hayatımı yönetmeye çalışıyordum. Fakat gerçekten parayı da yönetemiyordum. Bunu tabii ne zaman anladım? Nefesten sonra anlayabildim. Çünkü nefese kadar hayatın böyle olduğunu zannediyordum. Yani kıtı kıtına yeter. İşte genelde ekside olmak normaldir. Zaten çok çalışmak gerekir. Bir şeyin karşılığını ancak çok çalışarak, neredeyse mücadeleyle kazanmak gerekir. Çünkü ekmek aslanın ağzında bile değil, midesinde falan. Her geçen gün aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla parayla ilgili konuşmak bile bir dertti önceden. Bunu talep edebilmek, destek istemek veya birine destek olabilmek, masanın her tarafında, parayla ilgili olan her tarafta olmak çok ilginçti. Şimdi çok kolay, çok doğal. Gerçekten bir bardak su içmek gibi, sudan bahseder gibi, bir market alışverişi yapar gibi parayla ilgili konuşup bunu bir bilinç olarak yaşamda hissetmek harika. Bilinç olarak gezmesi üzerine zaten biz de ağırlıklı konuşacağız. Bazı şeylerin bedelleri, paraları ile ilgili değil de bizim için acaba bolluk, bereket bir bilinç olsa neye benzer? Ben de bu soruyla yayını açmak istiyorum. Çünkü ilk paraya var ya da yok diyoruz. Para var, para yok. Çok kolay yok dediğimiz bir şey para yok. Ondan sonra da zaman geliyor zaten. İkisinin ilişkisi çok iç içe. Belki bir sonraki yayında zamanla ilgili yaparız. Olabilir. Yapabiliriz. Hatta belki bir anket yayınlarız. Neylerle ilgili konuşalım. Birkaç konu bizde birikti. Birazcık da şeyden destek ekip isteriz. Olur. Katılımcılardan. Konuşalım canım, seve seve. Senin nasıl nefesten önce ve sonra parayla olan Ya ilişkin? aslında biliyorsun biz bunu çok konuştuk seninle. Nefesten önce para benim için dediğin gibi böyle hakkımı istemekte zorlandığım, üzerine konuşmakta utandığım. Çünkü bu konular konuşulmaması gereken, kimseye maaşını, kazancını ya da nerede ne talep edeceğini sorulmaması gereken konularken şimdi hem açık bir ifadede nerede ne isteyeceğimizi, nerede nasıl karar vereceğimizi ve seçimler tarafına geçmesi benim için de nefesten sonra oldu. Öncesinde her şey daha zorunlu bir yerdeydi. Zorunluluklar yapmalıyım, etmeliyimler, meliler, malılar çoktu. Lazımlar çoktu.
Şimdi nefes sürecinden sonra zaten biz işi de konuşmuştuk bir ara Aysu'yla. Önceki yayınlardan bakabilirsiniz. Nefes bizim aynı zamanda işimiz de olduğu için sevdiğim bir yerden bunu elde etmek, kazanmak benim için çok daha keyifli bir halde şu an. Oyun oynadığım bir alana döndü. Bundan daha iyi nasıl olur bakalım. Evet, bundan daha iyi Şimdi nasıl olur? evet, birilerini tetikleyeceğiz. Birilerine yeni bilinç tohumları ekeceğiz. En sevdiğimiz yerler. O yüzden sorularınız da olursa yeni gelenler hoş geldiniz. Aşağıdan sorabilirsiniz. Aysu Melis'e yöneltelim. Hoş geldin. Peki ilk yerden başlıyorum o zaman Aysu Haydi. Melis. Şimdi nefesten önceki halinde paraya nasıl bakıyordun ve bu parayı kazanmak nasıl bir şeydi? Işıldıyorsunuz demiş Seda. Çok teşekkür ederiz canım benim. Sonra nefesten sonra parayla ilgili bilincin ne hale döndü? Para kazanmak nasıl bir şey? Hep çalışarak mı kazanılır bu para? Bununla ilişkin nasıl? Birazcık bize buradan açmaya başlar mısın? Elbette. Ya tabii ki şimdi şuradan aç dediğinde insanın hani toz ve gaz bulutuna doğru bir yolculuk yapıyorum. Bu aslında çok uzak bir tarih değil. 4-5 sene öncesinden bahsediyorum. Fakat şöyle yani herkesi bir an için şu an gözlerini kapatıp derin bir nefes alıp annesinin, babasının, ailede işte anne baba yerine koyduğu kişilerin sizlere parayla ilgili ne söylediğini hatırlamanızı rica ediyorum. Parayla ilgili kendi evinizde en sık duyduğunuz cümleler nelerdi? Yeter, yetmez, gelsin paralar. Evde bunu duymadığına eminim Seda. Nefesten sonra. Aynen öyle. Benim şuydu, tabii ki kişi kendinden bilir işi. Ben de kendi hikayemi sizinle paylaşmak istiyorum. Benim için bunu bulamayanlar da var diye bir kalıbım vardı. Atasözüm, ilkokul fişim. Annem böyle söylüyordu. Bunu bulamayanlar da var diye. Miray söyle bak kenara para koy. Kenara Para para koy. yok. Para yok. Benimki de bunu bulamayanlar da vardı. Yani bu beni bugün işte idareli, kaynaklarını çok doğru kullanan, her şeyin malının kıymetini bilen biri yaptı. Bunlar için teşekkür ederim. Önce iyi yerlerini söyleyeyim. Bugün kazandığım özelliklerin bazılarını bunu bulamayanlar da vara borçluyum. Bir eşyayı çok uzun yıllar kullanırım. Hiçbir şey kaybetmem. İşte her lokmanın, her şeyin değerini gerçekten çok iyi bilirim ve mallarım, eşyalarım çok uzun yıllar kullanılabilir olur. O yüzden bir şeyi atmaya değer görmek de benim için çok geçtir. Çünkü çok iyi bakarım. Çünkü bunu bulamayanlar da var. Ama bu benim hikayemde yemekle, parayla özdeşleştirdiğimiz şey. Ben küçükken öyle anlamışım yani annemin bu lafını. Belki o başka bir şey söylemek istiyordu. Onu da bilmiyorum. Belki onun vermek istediği hayat dersi başkaydı. Onu da bilmiyorum. Fakat bunu bulamayanlar da var. Benim amaçlarımı da sondan yakalamama sebep oldu. Daha ilginç bir yere gitti benim için olay. Neden bahsediyorum? İşte üniversite sınavına girdim. Tercih yapıyoruz ya. 80 kişi hukuk fakültesine girebilecekti, kazanacaktı. Ben 79. olabiliyorum. Yaşım ilerliyor. Başka bir yüksek lisansın dil sınavına gireceğim. 55 alınması gerekiyor. Tam 55 alabiliyorum. Yani hep kıtı kıtına bir şey. Para da aynı bunun benzeri olduğu için. Para kıtı kıtına, eksiye düşmem an meselesi. Ve bütün yaşamımda gerçekleştirmek istediğim amaçlarım kıtı kıtına oluyor. Ama oluyor. Bunu bulamayanlar da var. Bunu bulamayanlar da var çünkü yani birinci de girsen, 79. da girsen aynı okuldasın. Bunu bulamayanlar da var. Hep diğer arkadaşlara ikram yapmam gerekiyor. Artık nefeste koçluk sürecime başladığımda benim burama gelmişti. Ya dedim ben ne zaman birinci olacağım ya artık? Her şey sondan oluyor yani. Her şey sondan oluyor. Kıtı kıtına oluyor. Bu sırada tabii ki ekonomisini yönetemeyen, o karttan aldığını oraya koyan, işte bir şekilde denkleştirip bir şeyler yapan, işte yaşının gerektirdiği Avrupa seyahatini yapmak için kendince bedel ödeyen falan sıkışan bir yerden hayatı ilerletmeye çalışıyordum. 20'li yaşlarımın ortası ve 30'a yaklaşırken. Bütün hayat böyle gidiyordu. Bunu bulamayanlar da var lafının benim yaşamımı bu kadar etkilediğini hiç tahmin bile edemezdim. Çünkü bize hep işte her şeyin kıymetini bilmek, daha ağırbaşlı olmak, uslu olmak, işte doğru olmak, har vurup harman savurmamak, parayı tutmak, sıkı sıkı tutmak hatta biriktirmek öğütleniyor. Bu güzelliği de bulamayanlar. Devrem teşekkür ederim. Olsun güzel. Evet yani annem ve babamın güzelliğini bulamayanlar da var. Teşekkür ederim. Bulamayanlar da var. Zaten iyi tarafları için çok teşekkür ediyorum tekrar. Yani
Beşir'e bize öğrettiği araçlarda özellikle dönüşüm kamplarında şunu söyler. Yani bir şeyden şikayet edeceksen her tarafıyla şikayet edecek kadar gönlün var mı şu an? Hayır, şimdi bu beni iyi yaptığı özellikler konusunda şikayet edemiyorum. Çünkü her şeyin kıymetini çok iyi bilen, kaynakları, parayı şu an çok iyi yönetebilen biri oldum. Fakat bu vakte kadar hiç öyle değildi. Ve nefesten sonra şu bende açıldı. Şimdi nefesten önceki bütün iş yaşamlarımda beyaz yaka denen bir yerde çalışıyordum. Her zaman beyaz yaka işler yaptım. Ve bir ay dolu dolu çalışıp sonunda para alınıyordu. Ya orada da sondan oluyordu amacım. Çünkü işte girmekteki amacım ne? Tabii ki para kazanmak yani. Kendimi gerçekleştirip kendimi geliştirmek, bir meslek yapmanın dışında para kazanmak için çalışıyorum. O zamanlar böyle. O zaman daha işin neşesinden haberim yok, eğlenceden çalışıldığından haberim yok. Para kazanmak için çalışılır. Bir yandan da itibar sahibi olacağım, iş öğreneceğim diye çalışıyordum. Ve hep ay sonunda para alıyoruz. Ben başka türlü bir dünyanın mümkün olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Yaşamım sonra biraz daha serbest çalışmaya, kendi mesaimi kendi belirlediğim işlere, özellikle nefes koçluğuyla buluştuktan sonraki evreye geldiğinde, önden para alınabildiğini idrak ettim. Bu benim için dünyanın yuvarlak olduğunu bir kere daha keşfetmek gibi bir şeydi. Nasıl yani? Önden de bir ücret alabilme hakkımız mı vardı ki bu kadar zaman? Ben 30 yıldır kandırılmışım. Ve resmen paranın kolay kazanıldığını anladığım anda 2 hafta boyunca resmen küskün bir kız çocuğu gibi tripte kaldım. 2 hafta trip attım ya. Kime trip attığım belli değil. 2 hafta diyorum be, kandırmışlar beni yani. Kandırılmışım ve muhatabım yok yani. Kime kızacağımı da bilmiyorum. Gerçekten bu kadar uzun süre boyunca yani 2 hafta boyunca bir duygunun içinde kaldığım hiçbir zaman olmamıştı hemen hemen. O zaman tabii ki duygularımı yönetmekte de çok iyi olmadığım için, kendimin de amatör olduğum için bu beni çok vurmuştu gerçekten. Nasıl 2 hafta böyle ajite bir halde kalabilirim? Neden? Para kolay kazanılıyormuş. Sırf bunu anladığım için mahvolmuştum. Şimdiki versiyonumda hem önden alma hakkım olduğunu öğrendim. Hem paranın neşeyle çalışılarak, yani para kazanmak için çalışmak doğru ama neşe için de çalışmak. Çalışmak için de çalışmak. Dolayısıyla bütün tabii ki çalışmaya dair bakış açılarım da değişti. Yani her gün iş günüdür, her gün tatil günüdür, her gün hafta sonudur, her gün hafta içidir aynı zamanda. Bütün kaynakları yönetmekten bahsettim. Zamanla para tabii ki bunların en birincisi benim yaşamım için. Birçok kişi için de öyledir belki. Bunlar harman olduğunda hakikaten şu an çok neşeden, keyiften, eğlenerek, işte senin gibi oyun arkadaşlarımla resmen oyun oynar gibi iş yapan, para kazanan, para yaratan bir hale geldim. Tabii bu kadar çok zor çalışınca para kazanılan bir şey oluyordu. Kazanmanın karşıtı da mutlaka kaybetmek, borçlanmak. Şimdi bu zamanda ben de soruyorum şimdi, borç yiğidin kamçısı mı gerçekten? Yani sonra ben nakit hanım oldum. Mutlaka nakit alışveriş yapmayı sevdim. Parayı böyle yönetmek de hoşuma gitti ama bu değil ki hiç kartım yok. Çünkü bazen şöyle örnekler görüyorum katılımcılarımda. Asla dijital bankacılık kullanmıyor, asla kart kullanmıyor. İşte ben yanımda para taşımam, ben işte şunu sevmem. Birinden birine varsa böyle bir direnciniz, spor olsun diye lütfen bir şey tam tersini yapmayı deneyin. Yani para taşımam diyorsanız cüzdanınıza biraz para koyabilirsiniz. Sonlara doğru cüzdanla olan ilişkimizden bahsederiz. O yüzden bu soruyu Bunun notunu alıyorum. burada Cüzdan notunu kesiyorum bunu, alayım. karışmasın diye. Bu soru için böyle Mektap'cığım. Şu an Şahane cevap olmuş. neşedeyiz. Ya Seninle evet, şükürler beraber. olsun. Şükürler olsun öyle. Çünkü eskiden para bizim için kazanılabilen bir şeydi. Yani benim de büyüklerimden duyduğum şey ancak kazanarak parayı kazanabileceğimle ilgiliydi. Boş oturanın boş kalfası olurdun. Kalkıp çalışıyorsan ancak para Tırnaklarımla, gelirdi. kazıyarak. Tırnaklarımızla kazıyarak bir yerlere gelme hali. Dediğin gibi o önden almalar, oturduğun yerden kazanmalar, paranın kendini çoğaltması, bu işin içine gerçekten neşe katma halleri, bu bilinç seviyelerine gelmek aslında nefes. Çok teşekkür ederim. Hem Beşire'ye de selam olsun buradan, Evet. canım benim. Şu an Hem dönüşüm onun kampında rehberliği, bizim ekibimiz. evet, bizim koçların hepsi orada şu an. Kocaman sevgiler onlara da buradan. Hem onun rehberliği hem de nefesin dönüştüren mucizesiyle şimdi kolaylıklar içine girdik. Çok şükür. Gerçekten çok teşekkür ederim bunun için. Yayını kaydedeceğiz. Evet Arzu. Zaten fark ettiğimiz şey şu oluyor. Yayın kaydedildikten sonra daha çok izleniyor sonra.
Ben cüzdandan Kaçıranlar ve keseye tekrar geçtim. izlemek isteyenler için. Evet, biri demiş ki ben cüzdandan keseye geçtim, çanta hafifledi, kuyumcu musunuz diye soruyorlar. Bilge mi o? O yazdı Evet. galiba. Evet. Öyle bir geçti gördüğüm kadarıyla Ya bir Bilge. tane soru geçti galiba. Onu kaçırdım ama yazan tekrar yazabilir çünkü Gülay şöyle demiş. Para kolay kazanılmıyor. İdare edecek kadar paramız olsun. Fazlasında gözüm yok. Aysun'un da az önce bahsettiği gibi işte çocukluk kodlarımızdan bir tanesi. Gelin bu yazılımı değiştirelim. Buraya da biraz bilinç katalım. Şimdi Mistik'te paylaştığım şeyden, anketten bazı dönüşler var. Birazcık buradan da sormak istiyorum. Aysu, bu para sence sadece kazanılabilen bir şey mi? Yani bu parayla oynama alanında bize vereceğin ilginç bakış açıları neler? Ne yapmalıyız? Nasıl düşünmeliyiz? Nasıl davranmalıyız? Ya da bazen çok pasife düşüyoruz ya, böyle hani hem bir şeyler yapalım derken ama üstüne bir de böyle bir tembellik, bir atalet gelmeye başlıyor. Eli kolu bağlı oluyor bazıları. Bunlarla ilgili ne söylersin? Ne dersin bu konuya? Ya şöyle harekete geçmekle iç içe geçti aslında sorun. Sonunu ben de öyle bağlayayım. Harekete geçmek gerçekten kendine veya bir bolluğu para üzerinden yaratmak için adım atmakla ilgili. Elbette bireysel deneyimlerim var. Herkesin vardır bu arada. Sadece onun adını koymamıştır belki. Az önce de biraz açtık beraber seninle. Bu kadar zor kabul ettiğimde kazanılacak bir şeydi ve kaybetmekten korktuğum, borçlanmanın başarısızlık olduğu, yatırım yapmanın adını bile anamayacağım. İşte parayı paraya yatırmak ne demek? Hep biriktirmek ve tırnak içinde kötü gün parası tutmak zorunluluğu gibi bir şey. Böyle bir torbayla geliyordu bu kazanma konusu. Ama şimdi kazanmak tamam, teşekkürler. Bir de yaratmak ekliyorum kendi yaşamımda. Ve yani zaten bütün yolu Beşire Bulut Nefes Sistemi'nden geçen, kamplara gelen insanlar mucizeleri yaratmanın, soruyla bir yaşam yaratmanın, birçok araçla gerçekten başka bir ben yaratmanın mümkün olduğunu bilenler bunu paraya da zamana da kaynak olarak gördükleri her şeye uygulayabilirler aslında. Aynı zamanda yine bütün nefes sistemimizin içinde bolluk ve bereketin aslında bir bilinç olduğu. Bununla ilgili araçlarla başlanıyor aslında. O yüzden ağzınızın sularını akıtıyorum ki kampa gelin bizimle diye. Gerçekten bu bizim de çok işimize yaramıştı. Böyle başlamak, bolluk ve bereketin bir bilinç olduğunu anladığımda mesele sadece parayı kazanmak, onu oradan çekip almaktan ziyade gerçekten aşkta bolluk, sevgide bolluk, arkadaşlıkta, dostlukta bolluk, yardımlaşmakta, destek almakta bolluk, İfademde, dilimde, gerçekten duygularımın yaşanmasında bolluk, aklınıza gelebilecek her şeye kadar bolluğu deneyimlemek mümkün. Çünkü bazen sadece paradır derdin, bazen sadece ilişkidir, bazen sadece bir tıkanıklıktır veya atamadığın bir adımdır. Ama nefesle dönüşüm yaşamında bir kere başladığı zaman hepsinin aynı anda yükseldiğini görürsün. Ya ben ne için gelmiştim, şu an ne yaşıyorum dersin. O yüzden kısıtlı bakış açımızda belki hiçbir çalışma yapmamış olabilirsiniz bugüne kadar. Belki kendinizle ilgili hiçbir adım atmamış olabilirsiniz. Ve yaşamı böyle zannettiğiniz yerler olabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi evde duyduğumuz sözler, atasözleri, işte ancak damlaya damlaya göl olacağına inandığımız. O yüzden şelaleden akar gibi şöyle foşur foşur bolluk bereketle bir şeyin gelmeyeceğine dair inancımız bizi sıkan, tutan ve oldurmaya çalıştıran bir enerjiye mahkum ediyor ne yazık ki. Ve burada neşe yok. Bayıldığım bir kitap var. Borçtan Kurtulmak Neşeyle diye. Ben gerçekten parayla yönetimi, bütün nefes sisteminin yanı sıra bir de bu kitaptan faydalanarak çok yukarı taşıdım. Bu kitapta şöyle bir soru soruyor. Belki başka yerlerde duymuşsunuzdur. Gerçekten senin yaşamın bir parti olsa para bu partiye gelir mi? Belki de para aynen bir enerji ise, bir bolluk bereket aracıysa ve bir bilinçse gezebilir yani. Ve paranın kendisi de aslında gezmek, eğlenmek istiyor. O da aynı senin gibi senin özgürlüğüne kavuşmak isteyen bir enerji. Dolayısıyla bazen hep eylem olarak bir şeyini değiştirmek, ne yapmalıyız işte şunu şöyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım, hep yapmak üzerinden bir yaşam sürüyoruz. Burada da bir yere kadar haklıyız çünkü daha konforlusunu kimse bize küçükken söylemedi. Tut kızım, götür oğlum, al, yap, et, aman oturma. İşte biraz dinlendiğimizde bile mesela işe yarar, İşe yaramaz
hissettiğimiz zamanlar olmuştur. Benim oluyordu açıkçası. Dolayısıyla kimse de bize dur, bekle, biraz demle, bir izle bakalım bu şekilde ne oluyor demedi. O yüzden parayla ilgili de ancak onu böyle hep bir yerlerden alıp çekmek gibi bir şeye inandık. Halbuki eğlence, neşe, rahatlık enerjisi, kendiliğinden bir şeyin olması hiç de böyle bir şey değilmiş. Dolayısıyla herkesin hayatında en azından bir kere şöyle bir şey olmuştur. Ya hiç aklımda yoktu, şöyle bir fırsat geldi. Hiç aklımda yoktu, şöyle bir iş fırsatı geldi. Nereden çıktı bu kadar insan benden bu işi talep edebilecek anlamıyorum. Bunları da biraz görmeye, okumaya, kendimize anlatmaya ve hayat okumasında biraz ustalaşmaya da niyet ediyorum her birimiz için. Elbette biliyorum haklısınız bunun bir frekansla alakası var. Biz nefesle bundan nasiplenmiş insanlar olarak şu an bize böyle keh 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 gülerek bunlardan bahsetmek çok kolay. Tabii hayat size güzel diyenler de olabilir. Doğru, gerçekten hayat bize güzel. Ve hiç şöyle düşündünüz mü yani? Para parayı çeker diyor ya. İşte tabii zengin onlar. İşte zenginlere gider para. İşte züğürdün çenesini yorar gibi. Aslında tam da para nereye gideceğini çok iyi bildiği için bazı kısıtlı bakış açısıyla baktığımız, tıkanık olduğumuz, küstüğümüz yerden tabii ki bize öyle geliyor olabilir bazen. O yüzden buralarda açılmaya, biraz yaratım enerjisine geçmeye, iş fırsatları, para fırsatları, bolluk ve bereketin hayatımın her alanında çeşmeden akar gibi akmasına şimdi izin verebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Yes. Verelim. Şimdi sen konuşurken aşağıdan biraz sorular da geçti. Bir kısmını not aldım. Kitabın ismini canlı yayından sonra paylaşalım tekrar. Bu Tabii ki. kitabın yanlış hatırlamıyorsam basılmış hali yok değil mi Aysu? PDF'i var bizde. Var basılmış hali. Annemle babam basılmış halini satın aldılar. Yaşasın. O Ya, o zaman yüzden belki bir link ekleriz ve oradan satın alabilirsiniz kitabı. mutlaka bulursunuz diye düşünüyorum. Belki fiziksel olarak bir kitapçıda olmasa da internet satışı kesinlikle olan bir kitap. Bununla ilgili bu vakte kadar kendine yatırım yapan, kitapla aynı dili konuşabileceğine inanan, benim frekansım buna yeter, alıyorum ve başlıyorum diyecek herkese açık bir araç. Bir tane okuma tavsiyesidir yani paylaşacağız Mehtap'ın dediği gibi. Bu kitapla ilgili bir cümle eklemek istiyorum. Bu kitabı nefese gitmeden önce okusaydım muhtemelen zihnim bana çok saldırıyor olurdu. Çünkü kitapta verdiği araçlar, yöntemler çok kolay şeyler. Ve zihnim acayip karşı çıkardı muhtemelen. Nefes o zihindeki o gereksiz dosyaları, o atıl kapasite hafızayı da temizlediği için birkaç nefes seansı aldıktan sonra kitabı okuduğunuzda berrak bir zihinle okuyabilirsiniz. Benim de naçizane tavsiyem bu olur. Çünkü güçlü bir zihin yapısına sahiptim ve asla ikna olmayan bir yapıdaydım. Oraları değiştirmek birazcık belki nefeslenmeden önce zor gibi gelebilir. O yüzden bir nefesten sonra okumanızı tavsiye ederim. Farklı gelecektir. Çünkü ben kitabı ikinci defa geçenlerde okuduğumda fark edemediğim başka bilinç seviyelerine de açıldı benim için. Kitabında dediğimiz gibi linkini hem Aysu hem ben sayfalarımızda paylaşıyor oluruz sizin için. Aysu hocamın tavsiyesiyle okumaya başladım. Sadece parayla ilgili değil, tüm benliğinizle ilgili birçok farkındalığa yol açıyor. Bence de yerine çünkü parayı kaldır aşkı koy, Evet. parayı kaldır işi koy, işliyor kitapta. Bu da çok güzel bir pas oldu bizim için. Aysu bir tane şöyle not almışım. Az önce Mert sordu galiba geçerken. Bu çünkü çok sık gelen bir şey. Senin bakış açınla buraya bir bakmak isterim. Para için amaç mı, araç mı demeliyiz ve bunu nasıl yönlendirmeliyiz demiş. Şöyle, vallahi bu herkesin kendi bakış açısına göre açıkçası. Yani kimi işte bunu seçebilirsin bir yandan da. Yani para sadece paradır aslında. Yani kalem sadece kalemdir. İşte bardak sadece bardaktır. Ama konu para olunca o anlamlar fışkırıyor gerçekten. Paraya bir bu da paradır deyip geçemiyoruz. Bardakla veya kalemle ilgili hiç böyle derdimiz yok. Yani bu sebeple bardak konulu yayın veya kalem konulu yayın yapmıyoruz zaten. Bu kadar anlamın olduğu yeri gıdıklamak istiyoruz biz de. Bunun da sebebi bu. Dolayısıyla bu bir sadece para paraysa mesela ben ona hangi anlamı verdim de sürekli bir şekilde onu oradan oraya alıp oradan oraya almaya çalışıyorum. O yüzden amaç olursa ben kim oluyorum? Araç olursa ben kim oluyorum? Burada o kişinin kendisiyle alakalı bir yere baksa desin ki nefes koçum, merhaba nefes koçum. Yazalım yine. Ne Merhaba zamandır nefes koçum. görüşemedik?
Bu soruyu soran hemen Nefes Koçu'na mesaj atsın. Merhaba Nefes Koçum, ne zamandır görüşemedik? Nefes seansımızı ne zaman yapalım? diye bir şey yazsın lütfen. Dolayısıyla şimdi bunu amaç da demek %100 doğru değil, araç da demek %100 doğru değil. Fakat neşeye, partiye, serbest dolaşıma, bolluk ve berekete giden bir yerde şu an için araç diyebilirim. Ama herkes bu konudaki kendi anlam torbasını boşaltmakla kendisi mükellef. O yüzden bu anlam torbasını bize boşalttıramazsın. Kendin boşaltacaksın. Mert, en yakınındaki Nefes Koçu'ndan koştuk alabilirsin. Mert bu arada üniversiteden yakın bir arkadaşım. Selamlar. Görüşelim en Teşekkür yakın ederiz. zamanda. Katkı sunduğu için Burada çok teşekkür ederiz. güzel bir şey söyledin. Para bu altın anlamlarla doldurduğumuz en önemli konulardan biri. İşte dediğin gibi kalemi konuşmuyoruz. Ama burada internette de YouTube'u da açtığımızda bir sürü parayla ilgili ilginç bakış açısı ve bir sürü yayın var. Burayı nasıl bırakırız, buradan bolluğa nasıl geçeriz diye bir sürü şey var. Bu konudan baktığında bir şeye çok fazla değer vermek, onu çok yukarıya taşımak ya da gözümüzde ilahlaştırmak, putlaştırmak gibi bir şeyler yapıyor olabilir miyiz Aysu Melis? Burayı birazcık şöyle kurcalasak nasıl olur? Ne Valla düşünüyorsun burayla pek güzel ilgili? soru. Çok güzel pas. Teşekkür ederim. Çünkü değer bilinciyle o kadar alakalı ya her şey aslında. İşte bunu en çok kendine yatırım yapmaya çok yaklaşan fakat ya işte pahalıymış. Şimdi gelemem. İşte nefes kampına mı? Yok gelemem ya. İşte şu an alamam falan. Tabii yani dışarıdan bakınca bir şeye, bir hizmete ve bir kendine yapılan yatırıma zihin diyor ki ben bu kadar etmem. Ama 5 dakika sonra arabası arızalansa kendine olan bedelin, değerin belki 5 katını oraya 5 dakika içinde yatırabiliyor. Çünkü o zorunluluk. Veya hastalık olduğunda tırnak içinde zor gün olarak kabul ettiği herhangi bir şey, işte bir arıza, ne yazık ki bir sağlık problemi falan gibi bir şey olduğunda 5 katını anında veriyor. O hak ediyor. Frekansı düşük olan şeyler, kazalar çok parayı hak edebiliyorlar. Nefesten önceki bilinçte. Ama kendi değerim, kendi önceliğim, sıranın bana gelmesi o zaman ben de diyorum ki her birimiz için. Bizler şu an kendi değer sıralamamıza göre kaçıncı sıradayız tam olarak? O bir gün onu yapacağım, bir gün şu tatile gideceğim, bir gün o malzemeyi alacağım, eşyayı alacağım. Hangi gün o gün yani? Bu bütün niyetlerimiz için geçerli aslında. Niyet 101 yani. O gün tam olarak hangi gün yani? Şimdi bugünden başlayan şeyler hep frekansı düşük şeyler. Kazalar, ne yazık ki hastalıklar, borçlar, batmalar, iflaslar bunlar çok değerli. Ve aynı değeri bir de dilimizde de acaba kendimize ve dış dünyamıza ve iç dünyamıza sunsak nasıl olur? Kötüyü anlatmakta, eleştirilerde, yargılarda çok bonkörüz mesela. Ama bolluğu anlatırken, ikramiye aldığımızı söylemezken mesela, kaç para kazandığımızı veya işte kendimize değer veren bir, kendimizi değerli hissettiğimiz bir şey satın aldığımızı söylemekte çok şeyiz. Bir de şöyle bir şey çıktı ya Mehtap, sen ne düşünüyorsun? İyi bir şeye başlarken veya bir hedefine başlarken kimseye söylememen lazım. Bu Nazar. birçok yerde karşıma çıkıyor. Yani kimseye söylememek onun o başarının kriteriymiş gibi. Geçenlerde de bunu bana bir arkadaşım sordu. Çok samimi bir yerden. Dedi ki yani gerçekten ne düşünüyorsun? Hakikaten ben şimdi kendimle ilgili nazar var nazar sırası. Kendimle ilgili önemli bulduğum bir başlangıç yaparken hiç Mehtap'tan gizli gizli mi yapacağım şimdi tam olarak yani? Ben tabii ki öyle düşünmüyorum. Mehtap sen ne düşünüyorsun? Valla biz genelde böyle açık iletişimde olduğumuz ve paylaştığımız için ben de öyle düşünmüyorum. Zaten duyuruyoruz da birçoğunu. Ben açık iletişim kısmında varım ve başkaları da hani şu nazar kısmı var ya bir de biz bu yaz çok duyduk bu konuyu seninle Ha çok fazla geldi. evet. Yani ona inanıyorsa öyle olduğuna düşünüyorum ama paylaşılıp büyütülecek kısımda yer alıyor benim için. Yani biz seninle şey konuşmuştuk ya dikkatin nerede, neye dikkatini veriyorsun? Orası büyüyor. Harcamalara dikkatimi vermek yerine kendime dikkatimi çevirdiğimde oradan alan büyümüştü. Ve benim için burası daha şey bir yerde, seçilen bir yerde. Yani onlar o seçimi yaptığında belki oradan yaşıyor ve doğruluyor. Benim için açıklanabilir ve kutlanabilir. Zaten bizim 2 yıl önceden beri nefes kampına gittiğimizdeki mottolarımızdan biri hayat kutlamaya değer, hayat Evet. paylaşmaya değer.
O yüzden ben can atıyorum kutlanacak şeylerin oluşuna ve çoğalışına. Buradan da devam ettirmeyi düşünüyorum enerjiyi. Bu muhteşem. Ben de çok benzer Sen bir ne şey söyledim. düşünüyorsun? Seçmek dediğin yer beni zaten çok etkiliyor, bilirsin. Şimdi Zorunluluklardan seçimlere. bunu samimiyetle soran arkadaşıma da şunu söyledim. Yani evet dedim. Birçok insan kendiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmamış ve hani dört duvar arasında kendisi için, dünya için, arkadaşları, ailesi için iyi bir şey isteyen birisi bazı öncelikleri yönetemiyor durumda olabilir. Bu normal. Yönetememeye de hakkı var zaten. O suçlu değil o sırada. Fakat iyi olduğunu düşündüğüm veya beni heyecanlandıran bir gelişmeyi veya girişimi, atacağım herhangi bir adımı dış dünyayla paylaşmayarak onları mı cezalandırıyorum, kendimi mi cezalandırıyorum? İşte burada bir seçim yapmak nasıl olur her birimiz için? Belki de seçerek paylaştığım kişiler hiç tahmin edemediğim destekler verecekler bana. Bu kendimi kapalı tuttuğum, söylersem bozulur, söylersem olmaz. O kadar çok işte bu parayı da, kazandığım parayı da, ilişkimin ne kadar iyi gittiğini de, iş yaşamımın çok iyi gittiğini de, nasılsın, çok iyiyim, nasıl çok iyisin falan. Yani bu tip şeyleri de, hepsi buna dahil yani arkadaşlar. O zaman her şeyi sakladığımda alabileceğim destekten de kendimi mahrum bırakarak ben tam olarak kimi cezalandırıyorum böyle bir durumda? O yüzden ilk etapta tabii ki bir nefesi açık birisi kadar yönetemeseniz bile en azından seçerek bu destek kapılarını da kapatmayacak şekilde bir bakış açısıyla bakmak nasıl olur bundan sonra? Sadece şu an için böyle bir katkıyı vermek yeterli olur. Yoksa başarının koşulu gizli gizli işte yakın arkadaşlarından, ailenden saklayarak yaptığın şeyler de değil yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neticede nazarı da biz yaratıyoruz yani. Çok güzel cevapladın canım benim. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani neyi cezalandırıyorum, kimi cezalandırıyorum? Mert yukarıdaki sorunu da gördüm. Peki kötü enerji demişsin. Aslında bir kısmını cevapladı Aysu. Buraya belki bir şeyler daha eklemek istersin. Yayını bir daha dinlediğinde anlayacaksın ama peki kötü enerji diye sormuş da belki buraya da bir şeyler eklemek istersin. Buraya önceliğimi getirmesem nasıl olur? Yani her şeyin iki yüzü var gerçekten. O zaman hep gündüzde kalmamız gerekirdi, değil mi? O zaman neden gece şu anda? Neden sadece pembe renkler yok? Neden kahverengi var? Neden gri var? Neden yeşil var? Ben parayı çağrıştırsın diye giydim mesela. Hani bunlara nasıl karar veriyorum yani? Ben buna anlam verdim. Bu benim için paradır dedim. Ve bununla eğleniyorum. Dolayısıyla kötü şeyler de her zaman var. Dünya için gerekli çünkü bunlar, ama bunlar dönüşüm kampının üçüncü gün konusu arkadaşlar. Gelin orada bizzat deneyimleyin Aynen. arkadaşlar. Aynen. Çok haklı sorular. Çok da memnun oluyoruz aslında Mehtap'la. Ben de konunun bizi takip edenler için böyle olgunlaşmasını, soruların buna gelmesi beni çok eğlendiren bir şey. Ne mutlu bizlere yani. Bu konuların olgunlaşmasını ve kendinize doğru bir adım atmanıza vesile olduğumuz için. Yani Mert, dikkatimiz birazcık daha öbür tarafına doğru veriyoruz. Evet, hepsi var. Çünkü inananlar için hepsi var. Nazar da var inanan için. İnanmayan için benim frekansıma o gelemez, daha düşük frekansta bir bilinç yapısı deyip bunu hayatında bir gerçeklik kabul etmeyen için de nazar yok mesela. O yüzden kötü enerjinin yerine dikkatimizi güzel şeylere versek nasıl olur? Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Tamam Mert, şey parolayı aldık. Nefes koçumla konuşacağım değil mi seni? Bravo. Aynen. Bakıyorum kaçırdığım bir şey var mı diye birazcık kaymış. Yok. Gelirler artar mı diye bir soru gelmiş Aysu Melis. Ya Artmaz mı? ne Nefes diyorsun? artar. Ne diyorsun? Tabii ki artar. Ne zaman artar? Biz o gelirin artan kısmını, artmak ne demekse senin için. Çünkü şunu paylaşmam gerekiyor. Dönüşüm kampındaydım. İlk kez niyetle ilgili bize ilk koçluk yapılıyordu. Ve işte ağzımdan çıkanı kulağımın daha duymadığı dönemlerdi. Ve şöyle güzel bir uyarı almıştım o sırada benimle çalışan koçtan. Şöyle bir şey konuşuluyordu. Birinin niyeti daha çok para kazanmaktı. Ben de düşünmedim açıkçası. Geçiştirdim yani. Daha çok para kazanmak dedim ben de. Dedi ki ne demek o daha çok para kazanmak? Yani 1.000 lira kazanıyorsan 1.001 lira kazanırsın. Daha çok para kazanmış olursun. Tam olarak neyden bahsediyorsun? Senin için ne kadar daha gelirinin artması artış demektir. O artışın alıcısı olduğunda yağıyor sevgili kardeşim. Fakat bu artışın alıcısı değilsen, kabın o kadar geniş değilse
bana yakıştırdığın, Mehtap'a yakıştırdığın gelir sana uğramaz oluyor. Bunun bir sebebi var. Tabii ki bizim bazı inançlarımız. İşte yayının başından beri benim mesela işte bunu bulamayanlar da var. Bunun ben nereden bileyim beni hukuk fakültesine 79. sokacağını? Gel nereden vuruyor seni? Nereden buluyor yani? Bir inanç yaşamın her alanında gerçekten demir ağlarla örüyor yani orayı. O yüzden bu tip inançlarımız neyse her birimizinki biricik çünkü. Parmak izimiz gibi. Benim için çok gerekli olan bir şey senin için çok gereksizdir. Senin için çok önemli olan bir şey benim için aa öyle miymiş? Asla önem vermeyeceğim bir şey olabilir. Bunlar iyi veya kötü değildir ama sadece şahsına münhasırdır. Bizlerle ilgilidir. Sen de hemen nefes koçuna, merhaba nefes koçum Merhaba nasılsın? nefes Ne koçum. zamandır görüşmüyoruz? Çünkü nasıl değiştirebiliriz diyorsunuz ya. Bunlarla ilgili tabii ki çok numaramız var, çok çalışmamız var. Bunun için de bu kabın hazır olması bizler için biraz lazım geliyor. Lazım olan tek şey nefesle bu alanı genişletmek, bu gelir artışının alıcısı olmak. Çünkü az önce de Mehtap da ben de bütünledik ya bu konuyu. Yani bolluk bereketin bir bilinç olduğunu ve her alanla ilgili olduğunu. Kabın bolluk bereketle genişlediğinde emin ol partner ilişkim de mükemmel hale geliyor. Ailemle aram mükemmel bir hale geliyor. 34 yıldır tanıdığın ana baba sanki nereden çıktı bunlar? Böyle miydi bunlar? İşte patron. Bu patron ne zaman böyle oldu? Tabii ki en yakınlarımızdan bunu anlıyoruz. Bizde dönüşen bir şeyin yaşama nasıl tezahür ettiğini en yakınlarımızdan görüyoruz. O yüzden hani biz Mehtap'la mesela çok görüyoruz. İstanbul'daki vaktimizin büyük kısmını birlikte geçiriyoruz. Günlük olaylar için çok haberleşmemiz gerekiyor. Ve ha diyoruz tamam bak o da böyle, bu da böyle. Birbirimizden izlediğimiz bir dünya var. O yüzden siz de etrafınıza bu gözle de bakabilirsiniz. Çok Teşekkür güzel ederim. söyledin bir tanem, alıcısı olmak. Birazcık da kalbi almaya açmakla ilgili işte. Hani Aysun dediği gibi bahsetmediğinde destek de alamıyorsun. Yani neye ihtiyacın olduğunu belki elimde olan bir şey var. Sen ifade etmediğinde sana veriyor olmak aklıma gelmeyecekken ifade ettiğinde birisi dur şurada da bu var. İki telefonla bir şeyle aramayla çözülecek şeyler de olabiliyor. Kahve mi Ya içeceksin? çok kolaysa. Vallahi kahve içiyorum. Afiyet olsun. Ben de yayından önce içtim Ayşegül'le. Gördüm. Kalbi sevgiyi açmakla da ilgili. Yani aslında bu para bilinci biraz burayı da sevmekle ilgili. Çünkü o kadar çok fazla kod var ki para bilinciyle ilgili, işte parayla ilgili söylenen bir sürü iyi de kötü de atasözü var. Sen gerçekten alıcısı mısın? Kalbini ne kadarını açabiliyorsun? Farkındalık yaşamaktan çayımı içemiyorum. Böyle olur işte Betül. Çok tatlısınız. Şu soru çok hoşuma gitti. Bildiğimiz birilerinden gelen bir soru yine. Parayla aramız ne zaman düzelecek Aysu Melis? Sen Böyle parayla sormuşlar. düzelmesine nasıl bir vade koydun? Bu sorunun da cevabı sende. Çünkü o bir gün dediğimiz yer var ya, sen tam olarak ne zaman, ne kadarlık bir vade biçtin? Parayla aramın düzelmesine. Benim de işte o bazen tanımadığımız insanları da Instagram, sosyal medya çok fazla dünyanın kapısını bize açan bir yer. Ve bir kişiyi ömür boyu hiç tanımayacak bile olsak mesela bazı izlenimlerimiz var. Diyoruz ki ya bu kadın aşmış ya. Çok hoş yani. Ne kadar zarif diyoruz. Ne kadar bolluk bereket. Zengin ama ona çok yakışıyor. İşte bilmem ne. Bir şeyler diyoruz. Şimdi onlara yakıştırdığın, onlar dediğim bir kitleye yakıştırdığın, hayatından tanıdığın insanlar da olabilir. Fakat kendini mahrum bıraktığın bu bolluk, bereket bilinci, yaşamın her alanı için, iletişim için de her şeyden önce, sana göre ne zaman hayatına davet edebilirsin? Sana göre ne zaman gelir? O yüzden hani senin yerine biz bunu getiremediğimiz için, senin yerine nefes alamadığımız için, nefes koçu dahi olsak. O yüzden buna nasıl bir vade koyduğunu gıdıklasan acaba nasıl olur? Hemen şimdi şu an derhal koşulsuz ve şartsız bolluk ve bereketi deneyimleyecek olsan acaba bu nasıl olur? Vallahi ben heyecanlandım. Vallahi şahane. Birisi şurada İzmir kampı sormuş Jüli'de. Jüli'de Urla'da var yeni bir kamp. Yayının sonunda Aysu'yla mini kampları ve büyük kampları duyuracağız. En sonuna ekleriz. Ama Urla'dakini hemen şimdi söylemek ister misin bir tanem soru Kasım'ın gelmişken? sonunda 26-27 Kasım'da Urla'da olacağız efendim. Detaylar zaten Mucize Makinesi profilimde de var. Bugünkü hikayelerde de var ama Mehtap'la ben yayın bitince eş zamanlı hem paylaştığımız araçları, kitapları hem bütün kampları zevkle paylaşacağız efendim. Yayın sonunda bütün bilgiler sizde olacak, merak etmeyin. Evet. Kitap ve kamplar. Urla'da da görüşmek üzere.
Ya evet, şahane Urla, muhteşem. İzmir yakında olanlara selam olsun. Lütfen gidin. Buluşalım. Bizim sistemin 3 master koçu birlikte yapıyorlar. Muhteşem bir enerji çıkıyor açığa. Teşekkür ederiz. Katılımcısı olun. Alıcısı olursanız onlar da %100, vericisi orada. Tam da. Diğer bir soruya geçiyorum o halde. Sürekli borçların nasıl ödeneceğini düşünmek yanlış mı? Burada da dikkati borçların ödeneceği yere getirdikçe o borçların katlandığını deneyimliyor musun acaba? Bunu düşünen herkese soralım. Gerçekten dikkatimi borçlara verdiğimde peş peşe borçlar artıyor olabilir mi? O zaman hep pasifteyim ya. Pasifi düşünüyorum. Borç işte neyin gerekliliği olabilir? İşte burada yine o inanca takılıyoruz. Ama normal şartlarda bilinçle sorgulanan bir yerden bakarsak eğer borcu düşünmek faydalı bir şey değil yani baktığın zaman. Bu benim ilginç bakış açım. Lütfen böyle alın kabul edin. Ben daha ziyade mesela gelir gider defteri tutuyorum kendimle ilgili. Yarattığım ve kazandığım paraları yazıyorum. Dikkatim tamamen bolluğun akışında. Dikkatim tamamen paranın gelişinde. Ha, ödeme yapmıyor muyum? Tabii ki yapıyorum. Tam zamanında çok büyük bir hızla, çok büyük bir zevkle ödeme yapıyorum. Her yere ve herkese. Faturadan tut da iş arkadaşıma kadar, her şeye kadar bayılıyorum ödeme yapmaya. Keyifle ve bekletmeden. Çünkü şu Anında. size Mehtap'la önerdiğimiz kitap var ya, tam şöyle bir örnek veriyor bir yerinde. Vallahi anlatmalara doyamıyorum bu kitabı. Ben de üçüncü kez şu an bitiriyorum çünkü. Ve yine aynı Mehtap'ın dediği gibi ikinci kez okuduğumda dedim ki ben herhalde bunu hiç bayağı okumamışım yani. Kitabın yarısı kafamda yok. Ki nefesten sonra okumama rağmen. O yüzden ilk pandemi dönemi başladığında ikinci okuyuşumu dedim ki Aysu Melis çabuk buraya gel. Şimdi televizyondan sürekli nasıl da yapamayacağımız, neyi yapamayacağımız, neyi alamayacağımız yasaklar listesi bize açıklanıp duracak. Bu numarayı yemeyeceğiz. Sen dedim gel kendi bolluk bereketini en azından sağlıkta, ev yaşamındaki huzurda, ailenin bulunduğu yerde iyi ve güzel olmasındaki bolluğu yaratabilirsin şu an. Ve kitap şunu diyor. Paylaşacağız. Şöyle borçtan kurtulmak neşeyle. Çok soruldu. Evet. Atacağız kitabın şeyini, linkini de atacağız. Söz veriyorum. Vereceğiz, vereceğiz. Sakin olun. Yayından sonra hemen yayınlayacağız. Aynen. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederiz. Sizin de bizim kadar iştahlandığınızı görmek bizi çok eğlendiriyor ve neşelendiriyor. Şöyle diyor. Bir aynanın karşısına geçin diyor. Ve kendinize doğru bir şey uzatın diyor. Aslında yansıman onu alıyor diyor. Yani vermek almaktırı bu şekilde ifade ediyor. Yani buradaki hem alma verme dengesi, hem işte borcumu düşüneceğim, kazandığım parayı mı düşüneceğim? Bir veriş, bir alış mıdır? Bunu aslında bu yerden idrak edebiliriz yani. Ve onun dışındaki her şey için gerçekten biricik, parmak izimiz gibi olan inançlarımıza bakmak çok iyi olur. O yüzden de lütfen aramıza katılın. Bekliyoruz. Sevgiyle artarak çoğalalım. Lütfen. Ah bu ikizler, bize mi diyorsunuz? Geçen yayında da böyle bir şey demişlerdi ama enerjimizi benzetiyorlar galiba. Olabilir. Vallahi Aldım. hoşumuza Aldım gider. kabul ettim. Yedi yedi yedi. Eşim 2 senedir defter tutuyor. Günü gününe kitap bize lazım demiş Hemen Canan. alın. Yeniden göndereceğiz. Samimiyetle göndereceğiz. Çok hoş. Şahane. Harcamaya nasıl bir bilinç katabiliriz diye bir soru gelmiş ama o kadar bütünleyerek anlattın ki aslında. Bence buna da cevap oldu ama bir şeyler daha eklemek ister misin bir tanem? Vermek almaktır, tekrar edelim beraber. Hani benim de hani ağzımdan çıkanı kulağım duyduğu yerden söylemeye niyet ediyorum. Hani vermek almaksa eğer harcama yapmak bana nasıl hissettiriyor acaba? Hani gerçekten alışveriş diyoruz ya, işin adı bile alışveriş yani. Hani %100 sorgulayan anlamıyla bakan bir yerden baktığımız aslında çok rahatlatıcı ortam. Alışveriş. Ben bir şey veriyorum, karşılığında bir şey alıyorum. Ama aklım hep vereceğim parada. Kahroluyorum o zaman yani. Ne aldığım şeyden bir fayda geliyor. Ya kolayca bozuluyor. Belki çaldırıyorum. Belki kaybediyorum. Belki tahmin ettiğim kadar verimli bir şekilde kullanamıyorum. Çünkü aklım hep verdiğim parada kaldı. O alışın tadını çıkaramadım. Sanki silah zoruyla alıyorum yani. Hayır, halbuki yetişkin bir iradeyle herhangi bir şey alıyorum işte. Ruj, kalem, kahve fincanı falan yani. Her neyse. Tabii ki çok büyük şeyler de geçerli. O yüzden dikkatim almakta mı vermekte mi? Galiba hepsi bütünlendi şu an. Hem borca dikkati getirmek hem de alışverişte Harcamalar olmak, kısmı. Evet. harcamakla ilgili.
Harcamak da Şahane bir inanılmaz tane. bir kelime ya. İşte zaman harcamak, para harcamak, zaman öldürmek, Ömrü para harcamak. ezmek. Hani bir sürü frekansı çok düşük tabirimiz de var. Dillere pelesenk olmuş ve Tabii. parayla ilgili de konuşmayı çok istemeyen kişiler için hemen kısa yol yapıp frekansı düşük bir tabirle parayı da ezdi, kendini de ezdi. Aldığına da değer veremedi. Paradan da bahsedemedi. Yani patladı içinde yani. Çünkü havalı hissediyorsa da havayı da yaşayamadı mesela. Bir şey aldı, havasını atamıyor. Ne yapacaksın onu, al mı o zaman? Geyi yazardım artık. Valla bakıyorum şimdi sorularla ilgili zaten birçoğundan gelen şeyler hep daha çok harcamalar üzerinden olmuş ve birkaç kişi gelirleri nasıl arttırmakla ilgili odaklanmış ama birçoğu borçları ödemek üzerine sorular sormuş. Buradan da şunu da fark edebiliyoruz birazcık. Aslında dikkatimiz daha çok borçlarda. Dikkatin borçlarda olduğu için orasını büyütüyorsun. Dikkatini birazcık daha böyle neşeyle, keyifle çoğaltmaya getirsen nasıl olur acaba diye buradan hepimize bir soru soralım o zaman. Bunun dışında şu para bilinciyle ilgili oynadığın bazı alanlar var. Bu işin neşesinden keyifle yaptığın bazı matrisini açtığın kutucuklar var. Biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Bir kısmına girdin aslında. Birazcık kart kullanmak ve nakit kullanmak. Hem kısmından Evet. verdin ama burayı birazcık daha açar mısın Aysu bizim için? Ya aslında çok düz bir yerden bakalım hep beraber şu an. İlk yayını aslında açarken parayla ilgili konuşur musunuz, konuşur muyuzdan bahsettik ya. Şimdi de parayla ilişkiye girdiğimizde fiziksel olarak paraya dokunduğunuzda nasıl hallere giriyorsunuz? Hep beraber bunu değerlendirelim. Herkes içinden bir 10 saniye, 15 saniye düşünsün lütfen. Parayı elledim, hemen cart 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 kolonyamı sıktım. Hemen koşturarak elimi yıkıyorum. Para pis mi yani? Ne demek istiyorum? Cüzdanımı nasıl kullanıyorum? Cüzdanda işte böyle fişler, ağzına kadar dolu evraklar, bir şeyler. Her geleni cüzdana tıkmışım. Ya da hiç cüzdan bile taşımıyor muyum mesela? Cüzdan taşıma bilinci var mı? Varsa cüzdan nasıl? Paranın evi ya orası. Çantamda taşıdığım paranın minik evi. Ve onun tahtını nasıl yapmışım yani? Kendime gösterdiğim bakım ve özeni aslında gerçekten maddi değerlerimin olduğu yere gösteriyor muyum gibi bir yer. Ben burayı düzenleyerek başladım. Gerçekten cüzdanımı düzenlemeye bayılıyorum. Ve şunu soruyorum. Belki bazen mikrop var diye dokunmuyorum bile diyor. İtiyorum diyor. İşte bunları şu an fark etmek bile belki ve bundan sonra bu bilinçle cüzdanımızı, paraya dokunurkenki halimizi veya bir hizmet aldığımızda o parayı elimizle tutup karşı tarafa teşekkür ederek vermek acaba nasıl? Tam olarak dokunduğumuz andan itibaren bizden nasıl biri çıkıyor? Bunu çok merak ediyorum. Her biriniz için. Lütfen bunu değerlendirin. Bunu düşünmeye biraz zaman verin. Hatta yayını sonradan izleyenler belki biraz burada durdurup bir 30 saniye kadar kendilerini geçiştirmeden bunu düşünmeye de izin verebilirler. Evet ya, ben paraya dokunduğumda, paradan bahsettiğimde, cüzdanıma tahminimden daha çok para girdiğinde ben kim oluyorum? Nasıl tavırlar sergiliyorum? Ve daha rahatsız edici bir soru. Cüzdanınızda size göre en fazla kaç para taşınır? En fazla kaç para taşımaya kendinize izin veriyorsunuz mesela? Buradaki limitiniz nedir? Çünkü çok para taşımanın da çalınır korkusuyla benim için böyleydi. Aman dikkat et, kaybedersin, çalınır. O kadar parayla gezilmez. O kadar parayla da çıktın ama falan gibi cümleleri ben hep duydum kendi yaşamımda. Zannediyorum ki aynı topraklarda doğduk. Eminim sizler de duymuşsunuzdur. Dolayısıyla yani aynı yerde yaşamasak bile benzer anneanne babaanneler tarafından büyütüldük. Benzer mahallelerin baskılarına maruz kaldığımız için ortak havuzdan yediğimiz çok şey var. Ne yazık ki olumsuz ve frekansı düşük olarak. O yüzden dokunduğunuz andan itibaren neler oluyor? En fazla kaç TL taşırsın? Ben hiç nakit taşımam diyenler kimler mesela? Bunu bir de bazen marifet gibi. Ben hiç nakit taşımıyorum. Neden? Artık Taşı. kullanıyorum temassız Taşı. falan. Şimdi parayı partiye davet ediyor mesela kitabın o cümlesi. Senin arkadaşlık bile etmiyorsun ki. Para arkadaşın değil. Tanışmıyorsunuz bile yani. Çünkü bazı diyoruz ki ya ben bu eşyamı çok seviyorum diyoruz. Ben şunu çok seviyorum. Ben bir şeyi çok seviyorum. Çünkü beş duyuyla ilişkiye giriyoruz. Ama parayla ilgili uzak durduğumuz kadar marifete geçtiğimize inandığımız bir yer varsa şayet. Tam olarak bu inançları gıdıklamaya niyet ediyorum her birinizle. O yüzden yine alo nefes koçum nasılsın? Tekrar
mesela ben böyle bakıyorum. Bununla oynuyorum. Birçok nefes koçu arkadaşımın böyle yaşadığını, bunu yaptığını biliyorum. Veya bu bilinci paylaşan insanların bunu yaptığını biliyorum. Tahtını da yapıyorum. Bununla eğleniyorum ve düzeni, yaşamımda istediğim, göze hoş görünen o düzeni önce paradan başlatıyorum. Mesela eskiden bankaya gitmeye katlanamazdım. Yani avukatlık yaptığım dönemlerde, öğrencilik dönemlerimde, staj dönemimde bankada sıra beklemek beni gerçekten çileden çıkarıyordu. Yani annem izliyordur ve şu an evet falan diyordur. Asla bankaya gelmek istemiyorum falan böyle çok şikayet eden ifadeler kullanıyordum banka ile ilgili. Sonra ben değiştim. Sonra bu dedim ki burası paranın evi. Ben buraya giderim. Bu parayı tanırım. Çoğu şeyi kendimi bu konuda geliştirmek ve ilişkimi düzeltmek, burada yönetime geçmek için çoğu zaman bayağı elimle aldığım parayı gidip yatırmayı seçtiğim çok zaman oldu. Hala da böyle yaptığım çok şey var. O yüzden size ne iyi geliyorsa, sizi bu konudaki ilişkinizi ne geliştireceğine inanıyorsanız, beş duyunun algıladığı yerden yaşamınıza bir şeyler davet edebilirsiniz bence. Vallahi bence de öyle. Birileri demiş ki cüzdan düzenlemeye başladım bile. Bazıları demiş ki kolonya sıkmadan cüzdana koyamıyorum. Bazıları da yarın hemen bir cüzdan alıyorum ve içinde nakit dolduruyorum diyenler olmuş. Vallahi şifa olsun, Böylece bolluk bereket aynen olsun. cüzdan düzenlemeyi de anlatmış oldum zaten. Notlarımızın içerisine almıştık onu. Cüzdandaki faturaları, şunları, bunları, gereksiz şeyleri çıkarıp parayla daha güzel bir ilişki kursanız nasıl olur diyor Tabii Aysun ki Melis. böyle düzenli olduğu için ben Mehtap'a sormuyorum senin nasıl diye. Evet, O evet, yüzden evet. yanlış anlamayın arkadaşlar yani. Çünkü Mehtap'ınki Banka düzenli. hesabı ile ilgili bir şey eklemek istiyorum ben de buraya. Şimdi Aysun'un da benim de yurt dışından katılımcılarımız oluyor. Online seanslar yapıyoruz bazen. Bazen bunlar Türk oluyor, bazen de yabancı uyruklu nefes severler oluyor. Burayla ilgili çalışmalar yaparken sadece Türk parası hesabım vardı. Ve bundan galiba 3-5 ay önce gittim kendime hemen bir dolar hesabı ve bir euro hesabı da açtım. Ve dedim ki yurt dışından gelecek olan paralar dolar ya da euro olarak gelsin. Ve onlar da burada birikmeye başlasın dediğim aslında kendi bilincimde, kendi matrisimde bir kutu daha açtım, bir alan daha açtım benim için. O da farklı bir bilinç seviyesi oluyor. Çok bilmediğim bir yerden yeni bir deneyimi açıyorum aslında kendime. Sizin alanlarınız nasıl bilmiyorum. Böyle değişik şeyler de yapabilirsiniz. Aysu kendisi şimdi söyleyecektir belki. İspanya'ya çok fazla gittiği için Euro'yla arası çok iyi. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin Aysu? Ya şöyle, Yabancı paralar. hepsi benim arkadaşlarım. Hepsi benim bebeklerim. Senin kendinle ilgili anlattığın yere katkı yapmak istiyorum. Şimdi, Mehtap'la hepsini yaşadığım için. Şöyle, aslında orada gerçek açıldığı ve benim de onu izlerken, aa evet ne güzel bir yer, Mehtap'ın şu an kendiyle ilgili bulduğu yer diye izlediğim yer. Dedi ki yani bana bir akış geldi. Hani sordunuz ya sizler de, gelir nasıl artar, işte bilmem ne falan. Bir yerden daha geldi ve hiç bilmediği yerden geldi. Biz de dedik ya ne güzel yaratım. Ama Mehtap'ı sonra sıkıştıran bir yer oldu. Çünkü para yabancı, yabancı para bekliyor. Ha, şimdi bunu Türk anlamıyla baktığımda yabancı para bekliyor. O zaman bunu tanıdık hale getirmem gerekiyor. Açtım hesabını, aktı oraya. Yani çok fiziksel olarak bir yerden bahsediyorum. Yoksa hani şey gibi düşünmeyin. Açtın euro dolar hesabı ne oldu ki falan gibi değil yani. Konunun gerçekten bir özü var. Veya işte düzenledim cüzdanı hiç de bir şey olmuyor falan. Yani tabii ki böyle bakmanız da mümkün. Buradan tutarsanız da bu şekilde ilerleyecektir. Ne yaparsan yap olmayacaktır. Fakat orada hikayeyi kaçırmadan anda baktığı zaman ben Mehtap'ı izlediğim yerden hem de etkilendiğim yerden şu an sizleri etkiliyorum. Aa evet abi doğru yani yabancı para bekliyor. Bu tıkanıklığı nasıl açarım? Onun evini açarım, o da evine girer. Çok basit aslında yani. Lego oynamak gibi bir şey yani. O yüzden ya bu kadar kolaysa, ya çok kolaysa mektup. Çok kolaysa başlıyoruz artık ya çok kolaysa ona Evet, ya bakalım. İspanya ile ilgili konuyu açmışken şunu söylemek istiyorum. Evet, mesele euro işte veya bu devirde euro harcamak veya bugünlerde şunu yapmaktan ziyade değer bilincinin yaşamasıdır. Benden daha zengin. Ben normal gelirli bir insan olarak kendimi görüyorum. Fakat zengin olduğunu bildiğim çok arkadaşım var. Kendilerine bırakın o kadar günü, bir gün bile tatil vermeye hak görmüyor. İşte bu kıtlık bilincinin bir yansımasıdır. Sürekli çalışması gerektiğine inanıyor. Sürekli parayı sıkı sıkı tutması gerektiğine inanıyor. Asla dinlenmeye izin vermiyor. Ve o tatili de hak etmediğine
inanıyor. O zaman hastalanınca mı yani yapacaksın bunu? Sağlıkta, bollukta, güzellikte, bu şeyin tadını çıkarmak ve kendi hakkını da kendine teslim etmek, değerlendirmek kelimenin tam anlamıyla. Kendi varlığını, kendi sağlığını, kendi bolluk bereketini ve kendi paranı değerlendirmek neye benziyor? Ben Euro'dan veya Euro ile aramın iyi olmasından ziyade kendime hakikaten zaman mekan gözetmeksizin böyle izni, molayı, hayatımı değerlendirmeye izin verdiğim için teşekkür ederim. Hani nefesin bana verdiği ve Beşir'e, bütün sistemimiz, bütün koçlarımızın katkılarıyla hakikaten bir yerden bir yere geldi bilincim 4-5 sene içinde. O yüzden kendimin bu versiyonunu izlemek bana da çok ilham veriyor. Evet ya diyorum, bu ne kadar geniş bir yaşam, bu ne kadar rahat bir bakış açısı, ne kadar kendi hakkını kendine teslim eden bir yer. O yüzden hakkımı dışarılarda aramak zorunda kalmıyorum gibi bir yer. O yüzden değeri tatile de taşıyabilirsiniz mesela. Tam olarak ne zaman tatili hak ediyorsunuz? Çünkü hem parayla ilişkili, hem zamanla ilişkili, hem değer bilinciyle ilişkili. Burada kapattım. Güzel. Geçen yıl kampın birindeydik Aysu'yla. Bulunduğumuz yerde tam havuz başında dinleniyoruz. O ara bir yoga sınıfı açacağım. Ama bir taraftan da hafta sonu ders yapasım gelmiyor. Aysu'ya döndüm, dedim ki ya bir yoga sınıfı açacağım ama hafta sonu ders yapmak istemiyorum falan. Aysu durdu, böyle baktı bana. Orada çok değişik bir yerden açılmıştım. Hani bu bizim kendi işimiz olduğu için ne zaman mola vereceğimizi, ne zaman izin yapacağımızı, ne zaman çalışacağımızı bizim belirlediğimiz için, hani illaki bir hafta sonu izin yapmalıyım yerine değil, çoğu zaman pazartesi, salı, çarşamba dersleri bitirdikten sonra, birkaç seans işimizi gördükten sonra zaten günün geri kalanı bize. Zaten içindeyiz ve istediğim zaman izin yapıp istediğim zaman tekrar çalışmaya başlayabileceğim merci benim. Buraya açıldığımda çok hoşuma gitmişti. Ve sonra o hafta sonu yoga grubunu açabilmiştim. Bunu da burada paylaşmak istedim bir tane. Bazen böyle anda konuşurken daldığımız, hipnoz olduğumuz bir yerden böyle söküp kendimizi almak çok şahane oluyor. Harika. O yüzden sistemin diğer canım koç arkadaşlarına da selam olsun buradan. Hepimizin birbirine katkısı çok güzel. Ne Sonsuz kadar da teşekkür keyifli, ederim. geniş bir aile olduk böyle. Yeniler de burada geliyorlar. Vallahi şahane. Buraya senin eklemek istediğin, söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Benim sorularım bitti yayınlardan aldığım. Harika. Şöyle bağlayalım, böyle yapalım dediğin ne var? Valla bu yayın için teşekkür ederim. Katılanlar için, soru soranlar için, bize güzel paslar atanlar için teşekkür ederim. Bütün burada herhangi bir katkı alan varsa, bir yerden açılan varsa bize lütfen geri dönüşte de bulunsunlar. Kitabı ve Lütfen. kapları sizinle paylaşacağız. Bütün sizin de desteğiniz için teşekkür ederiz. Güzel paslar, çok neşeli paslar oldu. Onun dışında yani kendimde ne varsa valla herkese onu dilerim, isterim. Aynı bu şekilde rahat, kolay, konforlu, neşeli bir yerden yaratım dünyasına adım atmanızı canı gönülden isterim. O yüzden vallahi bitti. Mustafa sonuna yetiştin. Bir saattir yayındayız ama mektupçım kaydediyor. O yüzden Evet, kaydettim. kaçanlar, tekrar izlemek isteyenler bizleri izleyebilirler. Mistik Nefes Evi'nde o hesapta yayın aktif olarak Sonra var da YouTube olacak. kanallarımızda olacak. Oradan YouTube da kanallarına da takip olacak. edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok tatlısınız. Bütün geri bildirimler, kalpler şu an akıyor. Çok teşekkür ederim. Ya evet, siz Gördüğünüz de çok herkese. tatlısınız. Kamp duyuralını yapsak nasıl olur? Para Peki bizde, Aysu şöhret hocam, bizde. para bizde, yes ya. 2 yıldır dilimizdeki şarkı. Para bizde, şöhret bizde arkadaşlar. Evet. Yok yok. Rica ederiz. Şimdi birazcık kamp duyurularını yaparım. İlk İstanbul kampımız. Evet. Anlatmak ister misin Aysu Melis? Elbette 19-20 Kasım'da İstanbul'da Taksim'de bizleri görebileceğiniz mini nefes kampımız var. 4 seminer, 4 nefes seansı içeriyor. Şu ana kadar hiç mini nefes kampı nedir diye duymadıysanız 4 seminer, 4 nefes seansı içeriyor. Sabah 10'dan akşam 5.30'a kadar bir çalışma. Hafta sonu tüm 2 gün biz size, siz bize ayırıyorsunuz. Kendinizi ayırmış oluyorsunuz. Kendinize doğru kocaman, yumuşak, hafif bir adım atmış oluyorsunuz. Güzel sürpriz araçlarımız ve sürpriz birebir koçluk çalışmalarımız olacak. O yüzden 19-20 Kasım'a bekleriz diyeceğim ama bir kişilik yerimiz var. O yüzden. Kontenjan doldu. Bir kişilik yer var. O şanslı kim? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Aralık kampı var İstanbul'un. Aralığı da yayınlarız.
Fırından taze çıktı. Ateşimiz. 17-18 Aralık'ta. Ona bekleriz. Urla. İşte Urla var. Ankara. 19-20 Kasım'dan hemen bir sonraki hafta 26-27 Kasım olduğuna inandığım cumartesi ve pazara gelen Urla'da mini nefes kampımız var. Yayın boyunca da soranlar oldu İzmir'i. Urla'da olacağız. Oraya bekleriz. Aralık içinde, Aralık'ta görüşürüz. Dönüşüm kamplarımızın tamamı dolduğu için dönüşüm kampımızla ilgili bir duyuru yapamıyoruz. Ya Şu evet. anda bir dönüşüm kampı var. Aralık'ta 21-25 Aralık'ta Beşire Bulut Nefes Sistemi'nin 5 günlük nefesle dönüşüm kampı var. Fakat tamamen dolu. O yüzden bunu size duyuramıyoruz. 2023 tarihlerini merak ederseniz lütfen bizleri takip edin. Zevkle, heyecanla yeni kamp programlarını sizle paylaşıyor olacağız. Mehtap çok teşekkür ederim her şey için. Bir tanem ben de teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hesaplarınızda lütfen Urla'yı paylaşır mısınız? Tabii Tabii ki. ki hikayelere ekleyeceğiz. Aysu şeye gidecek bir de Mersin'e gidecek. Doğru. Aysu nerelerde kamp yapıyor? Oraları bir sayalım. Mersin'e gidiyor. Ankara'ya sık gidiyor. Ankara'ya. Ayda bir Ankara'ya gidiyor. Urla'ya ayda bir gidiyor ve İstanbul'da fix her ay bir tane Taksim'de gezi manzaralı muhteşem bir stüdyomuz var ve her hafta eğer kampta değilsek Salı günleri 19.30'da orada nefes seansları yapıyoruz. Çıkın çıkın gelin. Gönlümüz de kapımızda açık arkadaşlar. Yeni kamp tarihlerinde dediğim gibi hem Aysu hem ben hem Mucize Makinesi hesaplarda paylaşacağız ve Zevk. kitabı da paylaşacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir tanem yüreğine sağlık. Yine Çok teşekkür muhteşemdi. ederim. Çok 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 teşekkür ederim. İyi İyi ki ki varsın geldin. canım İyi ki Mehtap. varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay. Evet, kapatamadım. Kalırız biz de o zaman. Vallahi kapatamadım. Nasıl oluyordu ya? Dur, şuradan. Yes. Öpüyorum. Bay bay.